Arkadaşlar merhaba. Nane bitkisi çok çabuk kök tutan ve yetişen, çabuk büyüyen bir bitki. Evlerimizde tüm yemeklerde kullanıyoruz hemen hemen. Bunu bir şişede, pet şişede rahatlıkla yetiştirebiliriz. Bunu dikeli 3 ayı biraz geçti. Bu şekle geldi iki kökten. Şimdi birlikte dikelim. Öncelikle şişemizi kesiyoruz istediğimiz büyüklükte veya saksımız varsa fark etmez. Bunu iki yerinden alttan deliyoruz fazla suyun akması için. Şimdi bahçemizden toprağımızı koyalım. Şimdi toprağı korken biraz karton parçası koyacağız ki buna böyle bölüp susuz kalmayacak bitki. Unuttuğumuz, sulamayı unuttuğumuz zaman veya evden gittiğimiz zaman bunu 2-3 hafta idare etsin. Bu şekilde kartonu toprağın arasına sıkıştırıyoruz. Üzerini yine toprakla dolduralım. Bu kadarı yeterli. Toprağımız yaş. Sulamaya gerek yok. Şimdi buna nanenin en büyük özelliği fazla güneş görmezse böceklerine oluyor. Bunu önlemek için odun külü kullanıyoruz biraz. Bunu karıştıracağız. Hem köklenmeyi teşvik ediyor bu doğal bir köklendirme hormonu. Hem de biraz böyle katarsak odun külü narenin böceklenmesini engelliyor. Odun külü yoksa biraz karton parçasını yakarak kül elde edebiliriz. Naremizden bir dal koparalım şöyle. Yapraklarını alıyoruz. Sadece yapraklarını alıyoruz. Şu gözleri boş bırakıyoruz ki oradan da nane fışkırsın. Bir tane hazırladık. Bir tane daha alalım. Yine aynı şekilde fazla yapraklarını alıyoruz. Tutması için. Pazardan aldığımız nanelerinde saplarını kullanabiliriz. Yapraklarını yorup saplarını kullanabiliriz. Üstte 2-3 yaprağı, 4 yaprağı kalsın yeter. Şimdi fazla dikmeye gerek yok çünkü nane çok çabuk kökleniyor, dolduruyor. Yeterli besini alıp da normal bir nane olması için, kokulu, aromalı olması için fazla dikmiyoruz. Çünkü yeterli besini alamaz çok fazla dikersek. Bol olur ama aroması az olur. Bu nedenle İki kök yeterli oluyor buna. Hafif sıkıştırıyoruz toprağı. Bu kadar basit. Şimdi bu toprak nemli. Buna su dökmüyorum. Yarın hafif bir su vereceğim tekrar. Ve toprağı nemli kalacak. Bunu güneş görmeyen bir yerde, gölge bir yerde muhafaza edeceğiz köklenene kadar. Köklendikten sonra güneş almakta fayda var çünkü gölgede kalırsa böceklenme yapabiliyor. Bu nanemizi dikeli 3 ay kadar oldu, bu hale geldi. Bunu devamlı zaten üstten kesiyoruz. Üstten kestiğimiz zaman alttan tekrar kendisi veriyor. Uzadıkça kesiyoruz. Yere değdirmeden. Bir evin ihtiyacına bu naneler rahatlıkla yeter. Ve bunu kurutabilirsiniz de bu yapraklarını aldığımız zaman gölge bir yerde bir bezin üzerinde kurutup ufalarsak yemeklerimize kuru nane de elde edebiliyoruz çok rahat şekilde. Tahmini 2-2,5 hafta içerisinde 20-25 gün içerisinde bu köklenecek ve her tarafından kök fışkırmaya başlayacak.
Bunu da bilerek biraz alttan yaptık ki rüzgardan etkilenmesin tutacağı zaman. Tabii buna 2-3 ay sonra toprak ilave etmek gerek. 5-6 ayda bir. Toprak yoksa evde kullandığımız çay demliyoruz. Kalan çayları bunun dibine koysak doğal bir gübre oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.